Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle buzağılarda yeme alıştırma nasıl olur? Yani yeme nasıl alıştırabiliriz çabucak? Bunu konuşacağız. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu buzağı yem yiyor. Aslında çoğu yiyor da en fazla yiyen bu. Kaç günlük buzağı bu? Yaklaşık 2 ay oldu. Şu büyük buzağı şu an tam görünüyor mu bilmiyorum. Arkadaşlar doğduğundan bir hafta sonra önüne siz yem, su koyarsanız bu buzağı zaten yavaş yavaş başlıyor arkadaşlar yemeye. Şu an önünde yonca var. Alt tarafında biraz buzağı yemi var. Şimdi süte büyüyen buzağlar doymaz. Yani 2,5-3 kilo. Mesela bunlar şu an 3-3,5 kilo içiyor süt. Doymuyor. Doymadığından dolayı da önündeki yemi yiyor. Yani önündeki de boş zaman arkadaşlar vermeyin. Yani boş zamanda protein yok, enerji yok. Samanda hiçbir şekilde bir besin değeri yok. Yonca, yulaf veya başka şeyler verirseniz, çayır otu gibi, ray grass falan, hem buzağınızın çabucak gelişmesini sağlamış olursunuz, hem de daha güzel olur arkadaşlar. Hayvanın gerçekten iştahını açıyor. 2 günde bir bitiriyorlar önlerini. Yani bir günde bitirmiyorlar genellikle tamamını da. Mesela şu verdiğim benim yarın sabaha doğru azalır, akşama doğru biter diyebilirim. Buzağı yemini verin. Buzağı yeminde çünkü gerekli besinler var. İhtiyaç olduğu bazı vitamin, mineralleri ondan alıyorlar arkadaşlar. Ne diyebiliriz? Mesela ağızlarına fıs fıs sıkıyoruz. Şey olduğunda, vitamin eksikliği olduğunda. Her ne kadar iyi bakmaya çalışsak da vitamin eksikliği oluyor. Buzağlarda mesela tahta yeme alışkanlığı, ip yeme alışkanlıkları oluyor. Bunları vitamin ilacı alıyoruz. Onları yapıyoruz. Önüne su koyuyoruz. Su koyduğumuzda hayvanın suya alışmasını sağlıyor. Mesela şu doğan en küçük buzağı yem yemeye alışmış ama su içmeyi daha bilmiyor. Önüne su koydum bakalım içecek mi? İlk önce o plastik kabı yemeye çalışıyor ama bir şey olmaz onlardan. Sonuçta tahta değil o. Bu şekilde yani önüne doğduktan bir hafta sonra yemini suyunu önüne verirseniz buzağı kendi kendine zaten alışıyor. Gelişimleri gerçekten çok büyük bir katkısı var. Hızlı bir şekilde büyümüş oluyor. Deneyin derim. Şöyle arkadan çekelim. Bakın sağdaki en büyük buzağı, ortadaki yeni doğan buzağı, en soldaki ikinci buzağı. Şimdi bunların üçü de simmental. Yani şu ortadakini saymayın. Ortadaki simmental melezi bir hayvan. Yani çok bir şeyi yok. Sağdaki hoş tanından dolma, yani siyah alacadan doğma bir simmental. Aşı. Sağdaki ve en soldaki aşı. Bu en küçüğü ise boğa danası arkadaşlar. Hayvanların zaten ayak yapılarından büyüyüp büyümeyeceğini anlaşılıyor. Mesela bakın bu dana, yani şu en büyük dananın ayak yapısı kalın. Sırt yapısı geniş. Arka yapısı geniş. Yani bu hayvan gerçekten büyür. Yani anası kadar büyür diyebilirim yani. İnsan boyuna geliyor yani. Diğer taraftaki biraz daha kısa kalır ama geniş olur o. O erkek, bu dişi. O biraz daha genişler ama boy olarak buna ulaşacağını zannetmiyorum. Aralarında zaten kaç gün var? 15-20 gün mü ne var bunun arasında? Bu ise biraz zor büyür. Aslında büyür de ince yapılı olur bu hayvan. Yani birkaç günlük dana bu. Buzağı. Aslında ayak yapısına baktığımızda ayak yapısı uzun ama vücut yapısı ince. Aynı annesi gibi. Bunun babası aslında güzeldi ama babası da inceydi gerçi. Çok geniş bir hayvan değildi. Tatlı buzağı ama ya. Ağzına saman almış ya. Bu yemeye başlamış. Bugün gördüm ağzında geveliyordu. Hem bu kaba yem yemesi arkadaşlar buzağların midelerinin, yani işkembesinin gelişmesini sağlıyor. İşkembe çalıştırıyor, gevşetiyor. Çünkü süt emdiğinde çalışmaz. İşkembe kaba yemle çalışır. Bunlar küçükken bu şekilde yemeye başladı mı ileride daha hızlı, daha iyi gelişim sağlamış oluyor. Önüne daima doğduktan birkaç gün sonra, bir hafta olur. Bir hafta sonra genelde yemeye başlıyorlar da. Birkaç gün sonra önüne verin. Yoncayı, yulafı az miktarda verin. Mesela buzağı yemini yarım kilo ilk önce verin. Az miktarda. O biraz yemeye başlasın. Her gün değiştirin önündekini.
önüne dökün, yemediyse alın, ineklere verin veyahut da düveylere verin, fark etmez. Tekrardan verin. O zaten gitgide biraz büyüye büyüye o önündeki yemi yiyecek ve biraz daha büyüdü mü, yani 2 aylık 3 aylık oldu mu zaten önüne ne koyarsanız o yiyecek. Mesela şu sağdaki danayı biz sütte doyuramıyoruz. İstersen 10 kilo ver, bu gene içer. Çünkü artık büyümüş bir dana. Kendini toparlamış. Yani ishal olma durumu olmaz. Ama buna mesela ben 5 kilo süt versem bu anında ishal olur. Ama o olmaz. Çünkü o artık işkembesini geliştirmiş. Bağışıklık sistemini güçlendirmiş bir buzağı halinde. Bunun daha bağışıklık sistemi daha tam gelmemiş. Yani gelmemiş derken daha tam oluşmamış. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Like de atarsanız seviniriz. Yorumlarınızı, görüşlerinizi de bildirirseniz karşılık vermeye çalışırım. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.